Ve değerli izleyenler, geçiyoruz Bangladeş'te yaşananlara ve Bangladeş'te Amerika güdümlü renkli devrimde son 2 gün içinde ölenlerin sayısı tam 231'e yükseldi. Bir taraftan da şiddet ve yağma olayları bütün ülkeye yayılmış durumda ve Çin basını Amerika Birleşik Devletleri acaba bir Güney Asya İsrail'i mi yaratmak istiyor diye soruyor. Bangladeş'teki Amerikancı kalkışma can almaya devam ediyor. Bağımsızlık savaşına katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan ve Başbakan Şeyh Hasina Becid'in istifasıyla sonuçlanan protestolarda son 2 günde ölenlerin sayısı 231'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından devreye sokulan renkli devrimin yarattığı şiddet ülkenin tamamına yayıldı. Renkli devrime katılan göstericiler başkent Dakka'da Hindistan'a sığınan Başbakan Hasina'nın resmi konutunu bastı. Başkent başta olmak üzere diğer şehirlerde de şiddet ve yağma olayları devam ediyor. Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Becid'e karşı gerçekleşen kalkışmanın Hasina'nın Hindistan ve Çin ziyaretlerinin ardından gelmesi dikkat çekti. Hasina, Haziran ve Temmuz aylarında 2 kez Hindistan'ı ve 1 kez de Çin'i ziyaret etmişti. Çin medyasındaysa sıra dışı bir analiz kaleme alındı. Bangladeş'teki gelişmelerin tartışıldığı haberde ABD bir Güney Asya İsrail'i mi yaratmak istiyor başlığı atıldı. Amerika Birleşik Devletleri ise Bangladeş'teki gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar sırasında Başbakan Şeyh Hasina Becid'in ülkeyi terk etmesinin ardından geçiş hükümeti kurulacağının duyurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Amerika'daki Bangladeşliler ise renkli devrimi Times Meydanı'nda kutladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahurova da Aralık ayında ABD'nin 7 Ocak seçimlerinden sonra Bangladeş'te Arap Baharı'ndan esinlenen bir senaryoyu hayata geçirebileceğini söylemişti. Zahurova, 12-13 Aralık'ta Bangladeş'teki hükümet karşıtı gösterilerle başta ABD olmak üzere batılı diplomatik misyonların kışkırtıcı faaliyetleri arasında doğrudan bir bağlantı gördüklerini kaydetmişti.